Çocuklarımıza yazık oluyor. Bunları geleceğe hazırlarken Endüstri 4.0 dedim. Bunlara, gençlere nanoteknoloji dedim. Uzay madenciliği dedim. Akıllı robotlar dedim. Televizyonlarda tezek diyen, pislik diyen, çukur diyen bir cumhurbaşkanı değil. Televizyonlarda, meydanlarda gelecekten bahseden bir cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bunları konuşunca televizyonların konukları da bunlar olacak. Gündemimiz değişecek bir anda. 24'ünde cumhurbaşkanı olayım, 25'inde dolar düşecek, bundan emin olun. Emin olun bundan. Bakın neden düşecek? Neden düşecek? Bir, uluslararası piyasalara güven vereceğiz. Hukuk devleti diyeceğiz. Liyakat diyeceğiz. Bunları söylediğimizde bağımsız mahkemelerin olacağı bir Türkiye'nin sözünü vereceğiz. Ve bunu en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağım. Onların yaptığı gibi. Dolar yükseliyor diyor Binali Yıldırım'a. Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyor. Lafa bak. Ekonomi Bakanı kur artışını önemsemiyorum diyor, takmıyorum diyor. Ya ekonomi ciddi iştir, böyle bir şey olur mu? Böyle bir laf olur mu? Böyle bir şey söyleyebilir mi Ekonomi Bakanı? İşsizlik gençlerde %20 olmuş. Enflasyon %11-12 olmuş. 53 milyar dolar cari açık var. Batmışsın. Dolar hedeflerin, döviz hedeflerin hiç tutmamış. 2022'de olması gereken dolar seviyesi 2018'e gelmiş. Uçuruma doğru gidiyoruz. Buradan başı dik, onurlu ve millete sevdalı bir politika uygulayarak çıkabiliriz ancak. Herkese doğruları söyleyerek, millete hiç yalan söylemeden, emin olun buradan kurtuluş yolu var. Emin olun bunu başarabiliriz. 1922'deki gibi. Bakın, Türkiye'de neyi değiştireceğiz onu anlatayım size. Televizyon yapıyor mu Türkiye? Yapıyor. Bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. 500. 50 lira. 10 euro kazanıyoruz. Bir otomobil yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Otomobil yapıyoruz. 100 euro kazanıyoruz bir otomobilde. 10 euro kazanıyoruz bir televizyondan 50 lira. 100 euro kazanıyoruz bir otomobilden. Ambulans var mı orada? Orayı açıverin hemen. Alın içeriye alın, içeriye alın arkadaşlar. Arkadaşlar içeri alır mısınız? Bu tarafa alın. Bu tarafa alın. Ali Bey doktor zaten. Tamam mı? Tamam, sorun yok. Tamam. Milletvekilimiz hekimdir zaten. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakınız. Haydi bakalım. Bayrakları şöyle bir kaldıralım hep birlikte. Hep birlikte. Bir televizyon.
televizyondan 10 euro. Bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz. Neden? Bakın nedenini anlatayım size. Çünkü ürettiğimiz televizyonun markası bize ait değil. Ürettiğimiz otomobilin markası bize ait değil. Patenti bize ait değil. Teknolojisi bize ait değil. Bizim marka olmamız lazım. Marka üretmemiz lazım. Dünyada ilk 100 marka arasında bir tane Türk markası yok. Bir tane Türk markası yok. Hedefimiz marka yaratmaktır. Marka teknoloji oluşturmaktır. Peki markayı Ali'cim şöyle alsanız. Gölgeye, gölgeye. Evet. Yani biz marka bize ait değil. Teknoloji bize ait değil. Tasarım bize ait değil. Biz fason çalışıyoruz. Tekstilde de böyle Türkiye. Otomobilde de böyle, beyaz eşyada da, televizyonda da böyle. O zaman bizim marka, tasarım ve teknoloji dememiz lazım. Peki tasarımı kim yapar? Özgür insan yapar, özgür insan. İyi yetişmiş insan yapar. O zaman demek ki biz çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Onlara matematik öğreteceğiz, fizik öğreteceğiz. Bakın hepinizin elinde akıllı telefon var. Hepinizin. Ama onu biz yapmıyoruz. Onu bizim çocuklarımız yapmıyor. Avrupalıların çocukları yapıyor. Bize satıyorlar onları. Size hedefim o telefonları yapmaktır, onları yapmak. Bu ülkenin çocuklarına onları yaptıracağız. Şimdi bu seçimden sonra ne olacak? Ya uçuruma doğru gideceğiz ya da doktoru değiştirip yeni bir tedavi uygulayacağız. Erdoğan demedi mi? İlk dönemim çıraklık dedi. İkinci dönemim kalfalık dedi. Üçüncü dönemi ustalık. Dördüncü dönemi de emeklilik. Emeklilik dönemi. Seçimi diyor kaybederseniz, gazeteci soruyor. Seçimi kaybederseniz ne yapacaksınız? Üç seçenek var diyor. A, B, C seçeneği. Bana sordu gazeteciler. Ne demek istiyor diye. A dedim Rize'deki evine yerleşecek. B Üsküdar'daki evine yerleşecek. C Urla'daki evine yerleşecek. Üçünden biri. Ama emin olun, emin olun benim cumhurbaşkanlığımda o da huzurlu yaşayacak. O da mutlu olacak. O da görecek yanlışlarını. Şimdi sizlerden bir şey istiyorum. Sizlerden bir şey istiyorum. Bir, hiç merak etmeyin. Ya biz oy veriyoruz ama YSK'da şurada burada oylarımıza bir şey olur mu? 24 Haziran günü oyumu kullanıp Yahoo'da doğru Ankara'ya. Avukat arkadaşlara sesleniyorum. Burada avukatlar var mı? Bir parmak kaldırırlar mı? Evet görüyorum. Görüyorum. 20 civarında var evet. Avukat arkadaşlara sesleniyorum. Cübbeleriniz arabanızda hazır olsun. Cübbeleriniz arabada olsun. Her an sizi Ankara'ya çağırabilirim. 50 bin avukatla, en az 50 bin avukatla 24 Haziran akşamı cübbeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gidebilirim. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini uyarıyorum. Abidik kubidik işlere girmeyin. Bu işlere girmeyin. Görevinizi doğru yapın.
bu ülkenin bütün sokaklarına fotoğrafınızı asarım bak. Sokağa çıkamazsınız. Sokağa çıkamazsınız. Yarış adil olacak. Adil olacak. Gerçi adil bir yarış yok. Benim hemşerimde uçak var, helikopter var, araba var, para var, örtülü ödenek var, hepsi var. Orada ne harcıyor? Biz de milletin yatırdığı paralardan harcıyoruz.